Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamızla yine beraberiz ve sizlerden gelen sorulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, insanlara iyilik edenler, onların kusurlarını affedenler bu yaptıklarının karşılığını mutlaka görecekler mi? Ya da boşa mı gider? Elbette görecekler. Elbette görecekler. Çünkü din büyükleri zaman zaman talebelerine böyle eden bulur, eden bulur, eden bulur buyururlarmış. Sevgili sonuçta ne eden ne bulur? İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur. Yani herkes karşılığını görecek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş Zilzal suresinde. Zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Zerre kadar kötülük de yine karşılık görecektir tabii. Onun için de mesela kulların affedici olması hep yeğlenmiştir. Affedici olun. Ya ben affettim ama arkadaş yani benim önümüne geçecek falan diye başlıyoruz aynı şekilde sorgulamaya. Halbuki Allah-u Teala kulların günahlarını affetmekte. Ve kerimdir, rahimdir, lütfu ihsanında boldur, merhameti çoktur. Hatta Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde mealen, ey günahı çok olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah günahların hepsini affeder, o sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir. Buyurulmakta. Peygamber Efendimiz de Allah-u Teala merhameti 100 parçaya ayırdı, 99'unu kendi katında alıkoydu. Yeryüzüne bir tek parça indirdi, bu bir parça yüzünden mahlukat, yaratıklar birbirine merhamet ederler buyurmuştur. 99'u kendisinde. 99'u kendisinde. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyorlar ki gençlikte Allah-u Teala'nın kahrından, azabından korkmalı, titremeli. İhtiyarlıkta affına, merhametine sığınmalıdır buyuruyor. Affına, merhametine sığınmalıdır buyuruyor. Onun için de yani kitaplarda anlatılırken Cenab-ı Hakk'ın mağfire sahibi olduğu yüz rahmetinden birinin indiği dolayısıyla Allah-u Teala ahlakıyla ahlaklanmalı. Peki affederse ne olur? Allah-u Teala affederse kendisi de affa uğrar. Bakın şöyle bir hadise nakledilir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek torunlardan Hazreti Hüseyin radıyallahu teala işte misafirleriyle beraber sofraya oturmuş. O anda hizmetçisi işte bir kap sıcak yemekle böyle geliyor. Fakat yemeği getirirken ayağı yere takılınca elindeki yemek Hazreti Hüseyin'in mübarek başına dökülüyor. Şimdi ben de düşünüyorum. Sen de düşün bakalım. Bana sormayın. Yapacağım şey belli. Başına dökülüyor. Tabii hizmetçiye terbiye için yüzüne sert bakıyor. Bir şey söylemiyor. Hani bu yaptığı nedir? Diye dönüp bakıyor, sertçe bakıyor. Fakat hizmetçi Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesini okuyor. Gadab etmezler diye geçiyor ayet-i kerime orada. Gadab etmezler. Kısmını okuyunca Hazreti Hüseyin tamam diyor. Gadabımı, öfkemi terk ettim buyuruyor. Sert bakınca öfkelendi diyor. Gadabını terk ederler. Yani iyi has Müslümanlar öfkelendiği zaman öfkesini yutar. Tamam diyor, yuttum. Tamam diyor. Fakat hizmetçi ayet-i kerimenin devamında insanlardan kusurlu olanları affederler. Ayet-i kerime Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Hazretleri diyor ki affettim. Tamam diyor. Af da ettim. Ama hizmetçi de esaslı hizmetçiymiş. Ayet-i kerimenin yine devamında Allah-u Teala ihsan edenleri sever. Ve bu hizmetçi diye anlattık da aslında Hazreti Hüseyin kölesi bu. Köle bu. O zamanlar böyle kölelik vardı ya, köle bu. Bu ayet-i kerime devamını okuyunca Allah-u Teala ihsan edenleri sever deyince Hazreti Hüseyin radıyallahu teala seni diyor kölelikten azat ettim, hürriyetine kavuşturdum. İhsan edenleri sever ya. Şimdi onun için bunlar yüksek. Hani kitaplarda hep anlatılıyor ya işte efendim ben iyi bir adam olmak istiyorum falan. İyi bir adam olmak için iyi kimselerle beraber olman lazım. Onlar toprak altında. Onların hayatları kitaplar okunursa onlarla beraber olursun. İnsan mesela bunları okuyunca böyle bir kendine bakıyor bir de bana bakıyor. Onun için yüksek bunlar. Şimdi benim oğlum veya kızım veya hanımım ya da bir akrabam, bir kardeşim getirecek. Sıcak bir tas çorbayı tepemden aşağı dökecek. Ne sen salak mısın, ne dengesiz adamsın, ne biçim şeysin falan. Önüne baksana, ne biçim şey yapıyorsun da falan. Yaktın da, öldürdün de, bittin de falan. Ha. Değil mi? Evet. Yapacağımız şey belli. Ama sadece sert bakıyor. O da caizdir yani. Hizmetçisi ve kölesine terbiye için sert bakması. Ama köle de çok arifmiş. Allah-u Teala gadab etmezler buyuruyor.
Ha diyor ki tamam yuttum gadabımı, öfkemi gittim. Ama diyor insanlar da gördükleri kusurları affeder buyuruyor Allah-u Teala. Tamam diyor affettim. Ama diyor ihsan ederler. Tamam ihsanda da bulunuyor diyor. Seninki de tamam. Azat ettim. Hadi hürriyetine kavuşturdum. Vaktiyle gece gündüz içki içen zengin bir kimse varmış. Bir gün yine içki meclisini kurar ve kölesine 4 dirhem vererek gitmeye ve benzeri şeyler al getir der. Köle 4 dirhemi alır. İstenilen şeyleri almak için de çarşıya çıkar. Yolda din büyüklerden Mansur bin Ammar Hazretlerine rastlar. Yoksul bir kimse için yardım topluyormuş bu zatta Mansur bin Ammar Hazretleri. Oraya doğru yaklaşır. Mansur bin Ammar Hazretleri kim bu yoksul kimseye 4 dirhem verirse, bu yoksul kim 4 dirhem verirse, bunun da efendisi buna 4 dirhem vermişti, verirse ona 4 tane dua edeceğim buyurur. Bunlar işten köle elindeki 4 dirhemi de o yoksul kimseye verir. Bunun üzerine Mansur bin Ammar Hazretleri ne istiyorsun? İstediğini söyle o istediğin olması için dua edeyim. Ben diyor köleyim, kölelikten kurtulup hürriyetime kavuşmayı istiyorum. Elini açıyor öyle dua ediyor. Peki diyor ikinci isteğin ne? Bu 4 dirhemin yerine tekrar 4 dirhemim olsun istiyorum dua ediyor. Peki diyor üçüncü isteğin benim şu andaki sahibim. Efendim fasık bir kimse. Onun tövbe edip bu günahlardan kurtulmasını istiyorum. Onun için de dua ediyor Mansur bin Ammar Hazretleri. Peki diyor dördüncü isteğin ne? Allah-u Teala beni, efendimi ve sizi burada bulunanları affetmesini istiyorum der. Mansur bin Ammar Hazretleri de dua ederler. Köle elinde 4 dirhemi 4 dua karşılığında verdiği için eli boş olarak efendisinin yanına gelir. Adam bakar diyor ki ne oldu? Durumu anlatır. Böyle böyle diyor. 4 dua için 4 dirhem verdim. Efendisi sorar. İlk olarak ne istedin? Köle diyor ki hürriyetimi istedim. Seni diyor azat ettim. Peki ikinci olarak verdiğim 4 dirhem yerine 4 dirhem olmasını istedim deyince efendisi peki al sana 4 dirhem. Efendisi veriyor. Peki üçüncü olarak ne istedin diyor köle. Senin bu halden tövbe etmeni istedim diyor. O kimse diyor ki artık içki içmeyeceğim. Şimdiye kadar olanlar için de tövbe ettim. Ve iyi bir Müslüman olmak için çalışacağım. Dördüncü olarak ne istedin diye soruyor adam kölesine. Köle de diyor ki Allah-u Teala beni, seni ve hepimizi affetmesini istedim der. Bunları işiten adamcağız diyor ki işte bu benim elimde değil. Bunu ben yapamam. Fakat gece oluyor, uyuyor. Uykusunda gece bu şahıs bir rüya görür. Rüyasında kendisine sen elinden gelen 3 şeyi yaparsın da bizim her şeye gücümüz yettiği halde o bir şartı yapamaz mıyız? Seni de, köleni de, yanındakileri de, Mansur bin Ammar'ı ve orada bulunanları da affettik buyurulur. Affettik buyurulur. Ne oldu? İyilik eden iyilik buldu. İyilik eden iyilik buldu. Ha, kolay mıdır? Kolay mıdır? Yani 2 tane hadise anlattık. İkisinde de aynı şekilde köle var. Demek ki o zaman ki o köle olan da hani kabiliyet, kabahatleri çok yüksek. Zaten hürriyetlerine kavuşuyorlar. Öyle adamların öyle kölesi oluyor demek. Evet. öyle kölesi oluyor. Netice olarak iyilik yapana iyilik etmeli. Kötülük edeni de affetmelidir. İyilik edene iyilik etmeli. Kötülük edeni de affetmelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif var. Sana darılana git barış. Darıldın, git barış. Zulüm yapana affet, kötülük yapana iyilik et. Bu daha zor. Evet. Hani iyilik edene iyilik edebiliyorsun. Kötülük yapanı da affedebiliyorsun. Ama kötülük yapana iyilik etmek, bu çok zor bir hadise. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet ederlerken buyuruyorlar ki, güzel huyların tamamı 360 adettir. Allah-u Teala bir kulunu severse veya o kuluna merhametle muamele ederse, bu 360 güzel huydan bir tanesini o kuluna verir. O güzel huy da bir tane ama o güzel huy da onu cennete götürür buyuruyor. O 360 güzel huydan bir tanesi zikredilmiş orada. Kötülük edene iyilik etmek. Mustafa Bey, şimdi bu yiğitlik ister bu. Yani biz burada anlatıveriyoruz, naklediveriyoruz. Şimdi ben bazen iyilik edene bileceğim. İyilik etti işte ne yapalım bize bir yediriverdi falan. İlla minnet mi duyacağız yani falan. Ona bile aynı şekilde böyle teşekkür bile etmiyoruz. Nereden nereye gelmişiz? Yani iyilik edene bile iyilik edemiyoruz. Nerede kaldı ki kötülük edene aynı şekilde iyilik edeceksin? Hadis-i şerifte bildiriliyor. Ama buna kavuşan, bunu elde eden zaten yani büyük insan oluyor. Şimdi zamanımızda mesela bu daha önceki Ehl-i Sünnet alimlerini inkar eden İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin zamanı geçti canım. İmam-ı Gazi Hazretleri daha o zaman yaşadı canım falan diyenler var ya. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala Hazretleri
Bir gün böyle yolda gidiyor, iki kimse de arkasından geliyor falan. Bir tanesi tanıyor, ha diyor, bu diyor işte İmam-ı Azam Ebu Hanife denen zattır. Tanıyor musun? Yok diyor, bilmiyorum. Bu zat diyor her gece 500 rekat namaz kılarmış. Mustafa Bey eve gidince İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri o geceden itibaren hep 500 rekat namaz kılarmış. Yarın mahşer günü bu mümin mahcup olmasın diye, yalancı durumuna düşmesin diye. Pes yani. Mesela bir hanım gelmiş, yaşlı bir hanım, işte kocası ölmüş, oğlu ölmüş falan, yetimler var. Bir tane hırka gibi bir şey getirmiş falan. Bunu demiş satacağım. Tüccar da İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Ne istiyorsun diyor. Mesela diyelim ki 50 lira. Diyor ki yukarı çık falan. 60, 80 çık diyor. 90 çık. 100 çık. 150 çık. 200 diyor, benimle dalga geçmiyorsun. Hayır diyor, çık. İşte 300, 350 lira mı ne? Duruma gelince tamam diyor. Şimdi değerini buldu, al diyor. Halbuki kadın 50 lira istediydi. 50 lira istediydi. Ve ondan sonra o kadıncağız diyor ki ben diyor böyle kimse görmedim. Onlar böyle miydi? Böyle durup dururken İmam-ı Azam olunmadı. Yani adam şimdi oturduğu yerde böyle mangalda kül bırakmıyor. Onların zamanı geçti. Sen bundan hangisini yapabilirsin ki? Onun için efendim iyilik edene iyilik etmeli, kötülük edene de affetmeye çalışmalı. Kolay değil ama ideali bu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yine önemli bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.